Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez TET Geometri kanalından tabii ki İlhan hocanız. Bugün analitik geometri konusuna başlamıştık hatırlarsan. Ne yapacağız? Teğet ve merkez testleri çözeceğiz. Ve iki tane teğet testi, bir tane merkez testi olmak üzere toplam üç testin çözümüyle karşı karşıyasın. Ve video ders konu anlatımı sonrasında yaptığımız teğet ve merkez testlerine öyle güzel yorumlar geliyor ki özellikle çok beğendiğiniz soru tarzlarını mutlaka yorumlara yazmayı ihmal etmiyorsunuz tamam mı? Peki hazırsak o zaman videoya beğeni bıraktığın için şimdiden çok teşekkür ederek hızlı bir şekilde sorularımız gelsin bakalım. Şimdi geldim ilk soruma bak ilk soruya şöyle yaklaşalım ve kalemimi aldım. Hemen okuyorum. Dik koordinat sisteminde A noktası dördüncü bölgede olduğuna göre. Bak şimdi. Dördüncü bölge ne demekti? X'ini hatırla koordinat sisteminde saat yönü tersinde x'i pozitifti, y'si negatifti. Bunu hatırladın değil mi? Saat yönü ters şeklinde birinci bölgeden başlayarak artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi şeklinde yazıyorduk. Peki artı eksi niye yazdım sence? Çünkü k, eksi, k artı 1'i şöyle sıfırdan büyüktür demem lazım. İkinci sırada da bak artı eksi dediğim için 2k eksi 4'ü de sıfırdan küçük demem lazım. Peki gel bu ikisinin bir çözümünü yapalım. Ne gelecek? K'yi karşıya yollarsan K eksi birden daha büyüktür. 2K burada kalsın. Eksi 4'ü karşıya pozitif olarak artı 4 olarak yolladım. 2 ile de sadeleştirdim. K'nin değeri buradan nedir? 2'den küçük gelmeli. E bir dakika ya. Eksi 1'den daha büyük. 2'den küçük. O zaman gel tek denklemde yazalım bu ikisini. Eksi 1'den daha büyük. 2'den daha küçük. Peki K kaç tam sayı değeri alır diyor ya bize. Bak eksi 1 ile 2 arasında 0 olabilir. 1 olabilir. Başka da alamaz. O zaman demek ki 2 tane Tam sayı değerim alabilirmiş. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğe gelmiş oluyor. Birinci soruyu böyle güzelce çözdüğümüze göre geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen şekil dik koordinat düzlemine aktarıldığında A noktasının apsisi eksi 3, B noktasının ordinatı 1 oluyormuş. Şimdi A noktasının apsisi yani x ekseni 3 oluyorsa demek ki ben şuradan bak şöyle çizdiğimde 1, 2... 3. Bak sonuçta eksi 3 yapmaya çalışıyoruz ya. Demek ki y ekseni hayırlı uğurlu olsun diyebilir miyiz? Bak dikey eksen y ekseni olsun ki 1, 2, 3 birim solda kalsın. Yani eksi x ekseninde kalsın. Olayı anladın değil mi? İşte tamamen yorumlama ile çözüyorum. Peki B noktasının ordinatı da 1 oluyormuş. O zaman ordinat demek y eksen olduğu için demek ki yatayda da bir birim yukarıya gidecekmiş. Ha bak o zaman aşağıya doğru inerim. Demek ki yatayda x eksenimizde bu şekilde olacak. Dikeyde y eksenimiz, yatayda x eksenimiz nasıl bulduğumu gördün. Bana verdiği bilgiyi tam tersi yönde yaptım. Bak. Ne dedi bana? 3 birim. 3 birim bu tarafa çektim. Aynı şekilde 1 bir birim, 1 bir birim aşağıya çektim. Hem x eksenini hem y eksenini buldum. Sonra buna göre diyor C noktasının koordinatını söyle bana diyor bak. C noktasının koordinatı şuradan sayarsam şurada 3 var. Şuradan sayarsam 2 var. Burası 90 derece. Fark ettiysen şurada bir ne var? X ekseni 3. Yani x3, y'si 2 birinci bölgede olduğu için x de pozitif olacak. 3'e 2 noktası. Orijine olan uzaklığı birleştirirsem al sana bir dik üçgen. Pisagor teoremine göre 2'nin karesi nedir? 4'tür. 3'ün karesi nedir? 9'dur. Kare kök içerisine alırsam kök 13 bizim için doğru cevaptır. İstersek tabii ki orijine 0 0 yazdırmıştık ya. Bak bir fazla 0 fazla söyledim. Sıfıra 0, 0 noktası yazmıştık ya. İki nokta arası uzaklık. 3 eksi karesi artı 2 eksi karesinin karekökü. Aslında aynı şeyi yapıyoruz. Cevap kök 13 geldi ve C seçeneğini işaretlemiş oldum. Geçiyorum 3. soruma. 3. soru bize diyor ki dik koordinat düzleminde uç noktalar A ve B olmak üzere AB doğru parçası veriliyormuş. Hatta AB'yi şöyle çizdim. Sonra diyor ki bize bu belli bir oranda içten bölen bir C lazımmış. Ah o C var ya C İç, içten böldü şuraya gelsin mesela. Şimdi CB'ye K yazsam AC 2K olacak. Bak burası 2K Şurası k olacak. Buraya kadar zaten biliyorsun. Peki a noktasını yazmak istesem 1'e 5. B noktasını yazmak istesem 10'a eksi 1. Şimdi burada bir artış ve azalış miktarını kontrol edelim. Bak şimdi 1'den 10'a ne olmuş? 9 artmış. Peki toplam kaç k var? 9 k'de 9 artış var. Değil mi? Gerçi 9 k yok. 3 k var. Aman. Bak 3 k'de toplam 9 artış var. 3'e böldüğünde k'de 3 artacak. Peki 2 k'de kaç artar? 6 artar. O zaman C noktasının x'ini şöyle yazar mıyız? 1 artı 6 virgül. Bak artı 6, şu, 6 artışı gösterdim ya. Sonuçta 2K'de 6 artış olacak. O zaman 1 artı 2K yani 1 artı 6 C'nin x'ini oluşturacak. Y'sine geçelim. 5'ten eksi 1'e dikkat et azalıyor. 5'ten bir sıfıra gidelim 5. Bir bir daha azaltacağım. 6 azaldı. O zaman şunu yorumlar mıyım? Bak 5'ten eksi 1'e 6 azaldı. Fakat kaç K'de yine? 3 K'de 6, 6 azalma var. 3 K'de 6 azalma var. 3'e böldüğünde K'de 2 azalacak. Fakat 2 K var burada. 2 K'de de 4 azalacak. Peki 5'ten 4 çıkarttığımda yani 5 eksi 4'ten de C'nin Y'sini bulurum. Sol tarafta 7 sağ tarafta 1 geldi. C noktası hayırlı uğurlu olsun 7'ye 1 noktası olduğu için şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Zaten konu anlatımında öğrendiğim şeyi geldim burada tekrar etmiş oldum. Üçüncü soru da tamam. Geldim dördüncü soruya. Aşağıdaki şekilde B, A, B, C noktalarında bulunan evler verilmiştir. Bu şekilde dik koordinat düzlemine yerleştirildiğinde A noktasındaki ev X ekseni üzerinde. B ve C noktalarındaki evler ise Y ekseni üzerinde. O zaman gel şöyle bir Y ekseni çizdim. B ve C Y ekseni üzerinde. A noktası da X ekseni üzerindeymiş. Bunu da yatayda çizdim. Ve yatayda çizememişim bak görüyor musun? Tablet yetmemiş görüyor musun bak? Düzelt düzelt hadi düzelt yapabilirsin. Yapamadı. Yani yapabilirsin ya ben inanıyorum sana. Heh. Şimdi şunu biraz yukarıya alalım. Hani A noktası B noktası C noktası. Koordinat sistemimizde de orijini de belirledik tamam. B ve C noktaların ordinatları sırasıyla 5 ve eksi 8. Yani şurası 5 birim. Şu aşağıda eksi 8 var ama uzunluk olarak 8 birim yazıyorum. Bak uzunluk olarak. Normalde nokta olarak şurada eksi 8. Nokta olarak burada 5 var. Ama ben Uzunluk olarak yazıyorum. Peki BC ile BA eşit verilmiş. Önce hepsini bir birleştirelim. ABC'yi şöyle birleştirdim. Sonra dedim ki ben renkli bir kalem aldım. BC uzunluğuyla bak BC uzunluğu yeşille BA uzunluğu eşit verilmiş. Şimdi bu yeşiller eşitse 8 artı 5 uzunluğu niye yazdım? Bak o 13. 13'ü buraya yazınca 5, 12, 13'ten bu içerideki A'ya kadar olan mesafemiz 12 geldi. Sonra A noktasının apsisi kaç olabilir diyor. Zaten uzunluğu 12 bulduğum için 12'ye 0 noktası A noktasıymış demek ki. Şıklara baktığımızda cevabımız da D seçeneğidir. Sistemi anladın. Tamam. Beşinci soruya geçebiliriz. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde dikdörtgen biçimindeki, bak bu bilgi önemli, dikdörtgen biçimindeki bir tablet yerleştirilmiştir. Tabletin kenarları eksenlere paralel olduğuna göre NMPK toplamı nedir diyor. Öncelikle bak şu aşağıda 8'i gördüğün için P noktası da 8 olacak. Dikdörtgende çünkü şu doğrusal bir şekilde eksene dik olacak. Aynı şey sol taraf için de geçerli. Yani bu aşağıdan 8'i getiriyorsam yukarıda da aslında P dediğim şey 8'miş. Peki yukarıda Y'si 5 değil mi? Yani şuraya 5 yazıyorsam bak 5 yazılmış şuraya. O zaman K de aslında neymiş? 5'miş. Çünkü yukarıya doğru artı Y ekseninde olduğu için bak şöyle geldim Y'sini yazdım. Şöyle geldim X'ini. Eksi 2 de burası. Bak bu eksi 2 nereye gidecek? N noktasının da eksi 2 olduğunu ortaya çıkartacak. E aslında soru bitti. Sadece M noktası kaldı. Şurada eksi 3'ü buraya yazarsam bak gidiyorum gidiyorum. Aslında M noktası da eksi 3'müş. Y eksenine baktığımızda şurası eksi 3. Tamam. O zaman hepsini toplayalım. K'yi 5 buldum. P'yi 8 buldum. N'yi eksi 2 buldum. Şöyle eksi 2 artı eksi 2 yapıyorum. Sonra artı eksi 3 dediğimde eksi 3 olacak. Peki 5'ler birbirini götürecek mi? Eksi 5 Eksi 3 ile eksi 2'yi topladığında Eksi 5 yaptı. Artı 5'i götürsün. Cevap direkt 8 gelsin. Şıklara baktığımızda cevap da D seçeneğidir. İlk sayfayı bitirdim. Geldim ikinci sayfaya. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen ABCD eşkenar dörtgenin AB kenarı x ekseni üzerindedir. Bakayım tamam. Şurada 9 var. Şurada 4 var. Topladım 13. Bu bir eşkenar dörtgense her yere şöyle 13 yazacağız ya. Peki şurada bir alan olayı var. Yani AOED. AOED. Şuraya A alan desem OBED, OBCE. Burası da A alanı olacak. Peki bu dik yamuktan çözülür mü? Bence çözülür. Şöyle düşün bak. Üst tarafa A yazdın düşün. Şurası 13 eksi A olur mu? Çünkü eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit. Yamukta alan neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Sonuçta her ikisinde de yükseklik aynı değil mi? Aynı. Hatta H yüksekliği diyelim. Şimdi bak alanları birbirine eşitliyorum. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bak gördün değil mi? İkisinde yükseklik bölü 2'ler sadeleşecek. A artı 9 buradan geldi. Karşıdan da 17 eksi A geldi. Eksi A'yı buraya şutladım artı olarak. 2A eşittir. 17'den 9 çıkarsa 9'u da karşıya yolladım. Negatif olarak 8. Peki 2A 8 ise A buradan ne gelecek? 4 gelmiş olacak. Şimdi A'yı 4 bulduysam bak burası 4. Gel bunu bir aşağı indirelim. D noktasını aşağı doğru indirdim. 4 burası. 9 eksi 4'ten 5. 5 12 13'ten de yükseklik 12 geldi. Senden C köşesinin ordinatı olan uzaklığı soruluyorsa. C köşesi bu. Tamam mı? Pardon. Ordinat diyorum ya. Orijine olan uzaklığı. O zaman 14 daha doğrusu 13 A diyoruz ya. 13'ten 4 çıkartırsam 9 gelecek şurası. Tamam mı? Bunu aşağıya doğru indirdim. Şöyle. E yüksekliği de 12 bulduk. 12 burası. Şurada 9 olması için 5 yazarım. Zaten 5, 12, 13 ortaya çıktı. Peki şimdi sadece siyahla çizdiğim dik üçgene bakar mısın? Hipotenüs, dik kenar ve dik kenar. Zaten bunlar bak şurada 9 var. Burada 12 var. 9, 12, 15 özel üçgeninden aslında bulacağımız cevap da 15 gelecek. Şıklara baktığımızda cevap B seçeneğidir. O dik üçgeni de şöyle tarayalım. Nerede çözdüğümüz de ortaya çıkmış olsun. Şurası 90 derece ve 9, 12, 15 özel üçgen cevabı ortaya çıkarttık. Önce alanları eşitleyerek başladık. Sonra yükseklik ortaya çıktı. Sonra ise bir dik üçgen elde etmiş olduk. 6 da tamam. Geldim 7'ye. Bir ikiz kenar yamuk verilmiş. Bak bak bak. İkiz kenar yamuk neydi? Şu B ve C'den dik atıyorduk. Bak şuradan B'den ve C'den dik atıyorduk. Sağlı sollu her yer eşit olacaktı. Yani eş İkiz kenar daha doğrusu eş eş üçgenler oluşturacaktık. Şu parça bu parça eşittir. Taban açıları birbirine eşit olduğundan 90 nokta tek çizgi 90 nokta tek çizgi. Ama bir dakika 12'ye 8'i niye veriyor biliyor musun? Yüksekliği zaten 8 bak. Y eksenine baktığında şunu doğrusal uzattığında şurası 8. Tamam. Her yerde 8 yükseklik. Peki şuraya ben bir A yazsam sonuçta ben bunu aşağı indirdiğimde hatta gel şöyle yapalım bak. Ee, şuraya A yazalım. Şunun tamamı ne olacak? 12 olmayacak mı? B noktasının x 12 çünkü. Şuraya 12-a eksi yazarız. a'yı götürür sağ tarafa da yazarım. 12-a'yı yukarıya da yazarım. Tamam. Kenarları harflendirdik. Bir şeyler yazdık. Peki. Alan oabc. Yani ikizkenar kenar yamuğun alanı sorulmuş. Nasıl bulunuyordu alan? Taban alanı, e, taban artı üst taban. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik bölü 2. Alt tabanını toplayalım mı? Gel, gel birlikte toplayalım. Şu yeşilin tamamını toplarsan. Bak bir tane a var. Bir tane 12 eksi A var. Bir tane daha var. Alt tabanı yazdım. Bir de üst tabanı yazıyorum. Bak alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz 8 bölü 2 yapıyorum bak. Direkt alan formülünden yazıyorum. Şimdi eksi A ile artı A birbirini götürsün. Değil mi? E, buradaki eksi A ile de buradaki artı A birbirini götürecek. 12 12 24. Aa bak çok güzel geldi. 24'ü 2'ye böldün. Şöyle aslında 8 çarpı 24 bölü 2 geldi ya. 24'ü şöyle 2 ile sadeleştir. 12. 12 çarpı 8 nedir? 96 birim karedir. Ve cevabımız mükemmel bir şekilde geldiği için E seçeneğini işaretliyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. 8. soruya geldim. Önce yorumlayalım. Şekilde verilen A noktasındaki çiviye asılı olan dikdörtgen biçimdeki tablo dik koordinat düzlemine yerleştirildiğinde iki kenarı eksenler üzerinde ve A, B noktalarının koordinatları sırasıyla 12, 6, 12, 16, 0, 11 oluyormuş. Peki ben şuranın 11 olduğunu biliyorum. Peki A noktasından ikiz kenar olacak ya yani x eksenine paralel olduğu için bak x eksenine paralel olduğu için demek ki aslında şuradaki mesafe buradaki mesafe eşit olacak ki dengede durmuş. Peki bütün tablo sorularında bak şunu unutmuyorsun. Bütün tablo sorularında bir ipe asılmışsa eğer eğik durmuyorsa zemine paralel duruyorsa üstteki ipler ikiz kenar olmak zorundadır. Tamam mı? Bunu da söyledikten sonra. Ben şimdi o zaman dik indirdim. X ekseni 12 olduğu için 12'yi bu tarafa yazdım. Ve ikiz kenar olduğu için 12 burada 12 burada toplam ne oldu? 24 oldu aslında. Dikdörtgen şeklindeki tablonun uzun kenarı 24. Peki şimdi sıfırdan başladı. Buraya kadar 11 geldi ya. A noktasının Y'sine gittiğimizde 16 var. 16 olması için şu araya ne yazarsın? 11'e ne eklersen 16 olur? 5. O 5'i de gel karşıya ekleyelim. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit dedik dörtgende. Süper. E zaten burada ne çıktı bak fark ettiysen? 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı. Yani üst taraftaki ipin uzunluğu 13 artı 13'ten 26'ymış. Süper. Şimdi aşağı iniyorum. Tablo y ekseni boyunca aşağı doğru 4 birim çekiliyor. Aa bak. 4 birim çekiliyorsa şurası 4 olacak. Tamam mı? Peki 11'den 4 çıkarttım. Burası 7 mi? Çünkü aynı tablodan bahsediyoruz. Üst tarafta tablonun kısa kenarı 11 ise alt tarafta da 11 olacak. 11 olması için 11 4'ten de 7'yi yazdım. Yalnız bu yatayda bizim zaten 24'ümüz vardı ya. A'dan şöyle dik atsam. Şurası 24 olması için 12, 12 yazılacak ya. Peki A noktasında bak dikkat et. Ne yapıldı? Fark ettiysen 4 birim aşağı çekildi, değil mi? Ha ben o zaman şöyle düşünebilirim. X ekseninde 12, değişen bir şey yok ama Y ekseninde 16 olduğu için 4 çıkarttım. Yerden yüksekliğimiz 12 olacak. Bak. Buradaki olayımız çok değerli. Yani şöyle düşün. Ben burada normalde Y'sinde 16 görüyorsam 4 birim aşağı indirdiğimde bak 16'dan 4 çıkarttım. Ne olacak? 12 olacak. Peki 12 olabilmesi için bak şöyle çizdim. Şöyle baktığımda. Peki A'da herhangi bir değişiklik var mı? Bak önce onu kontrol edelim. İki durumda tablonun bağlandığı lastiğin uzunlukları farkı kaç birim olur diyor. Değil mi? E, bir dakika A'da herhangi bir değişiklik yok. Bak A noktasındaki çivi asılıydı. Tamam mı? 4 birim aşağı kaydırılıyor. Yani ip uzunluğu artıyor. Ki zaten bağlandığı lastiğin uzunlukları farkını sorduğu için A'da bir değişiklik yok. Aman 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 dikkat. Benim yaptığım gibi yapmayın soruyu doğru okuyun tamam mı? Burada amacımız nedir? 16 her zaman olduğu gibi devam edecek. Peki 7'ye ne eklersen 16 yapar? Tabii ki 9. Bak tekrar ediyorum. Şuradan yerden yüksekliğimiz kırmızı olsun bak şuradaki. Şurada 16 varsa aslında şuradan çizdiğimiz yerden yüksekliğimizde ne olmalı? 16 olmalı tamam mı? Peki 16 olması için 9'u yazdık. Bu 9 bizim nerede işimize yarayacak? Karşıya yazdığımızda karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya dikdörtgende. E 9, 12 ne üçgenin var? 3, 4, 5'in 5'er katından pardon 3, 4, 5'in 3'er katından 9, 12, 15 olacak. Sonra bu 15 ise bu da 15 olacak. Şu an ip uzunlukları ne geldi? 30 geldi. Az önce ip uzunluğu neydi? 13 ile 13'ü topladın 26 idi. Peki 30'dan 26'yı çıkarttığımda ne kadar esneme yapmış? 4 birim esneme yaptığı için bize de zaten bu soruluyor. Şıklara baktığımızda cevabımız da nedir? C seçeneğidir. Bence çok güzel bir soru. Tam böyle denemede ne gelir biliyor musun? Aha böyle gelir. Hocam denemede nasıl çıkıyor sorular? diyorsun ya. Aha böyle çıkıyor. Yani analitik geometri olsun veya olmasın sana iki tane şekil veriyor. İki şekil üzerinde eşit olan ifadeleri taşıman gerekiyor. Yani bu sorular nasıl çözülüyor diyoruz ya. İşte sen o üst taraftaki bilgiyi alt tarafa getirmezsen az önce benim yaptığım gibi bak mesela 16'yı aşağı getirmezsen takılır kalırsın. O yüzden iki şekil üzerindeki bütün detaylarını kontrol edeceksin. Aşağıya götürüp ya da yan şekle taşımadığın bir durum varsa onlar önce taşıyacaksın. Tamam mı? Bu da tamam. 8 de yaptık. Geldik 9. soruya. Dik koordinat düzleminde verilen bir karenin iki köşesi y ekseni üzerindedir. Bu karenin diğer iki köşesinden birinin orijinal uzaklığı 5 birim. Bir dakika şuraya bir koordinat sistemimizi çizelim ama burası çok küçük olacak. Ne yapalım biliyor musun? Gel 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 gel. Bak şu soruyu ben şöyle ekran görüntüsü alıyorum ve pılımızı pırtımızı topluyorum ve boş bir sayfaya gidiyorum bak gel yani boş sayfa diye sayfa açmıştım zaten senin için bak şurada şimdi dik koordinat düzleminde verilen bir karenin iki köşesi y ekseni üzerindedir diyor ya gel bir tane koordinat sistemimizi çizelim güzelinden böyle yakışır bize peki sonra y ekseni üzerindedir demişti bu karenin diğer iki köşesinden birinin orijinal olan uzaklığı 5 birim olacak ha. o zaman gel şöyle bir kare çizelim bak ben bunların kenarlarını şimdi düzelteceğim bak ben burada bir kare oluşturuyorum. Ve bu oluşturduğum karede amacım ne biliyor musun? Şimdi sonuçta bütün açılarımız 90'ar derece. Y ekseni üzerinde bak fark ettiysen iki tane 90'a dikkat et. Y ekseni üzerinde. Şunu uzatalım. Peki diğer köşelerimiz bak. Bu karenin diğer iki köşesinden birinin orijinal olan uzaklığı 5. Sonuçta bu 5 ise her yer 5 olacak karenin köşegeni birbirini dik ortalayacaktı. 5, 5, 5 kök 2. Yani amacım 45, 45, 90 üçgenini kullanarak karenin bir kenarını 5'ten daha fazla yazabilmek. 5'ten daha büyük yazabilmek ve hatta diğer kenarları da yazabilmek. Peki 5 kök 2'yi buraya yazınca 5 kök 2 her yer olacak kare olduğu için. Peki karenin alanı da 5 kök 2'nin karesi olduğu için ne olur? 50 gelir. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 2'den 50 gelir. Şıklara baktığımızda cevap E seçeneğidir. Şurada da hemen cevabımızı pardon E değil C seçeneğidir. 9 yaptım. Teğet testin birincisi bitti. Geldik ikincisine. Şimdi diyor ki bize dik koordinat düzleminde köşe koordinatları ABC olan üçgenin alanı sorulmuş. Hemen koordinat sistemi çizdim. Ve bunun üzerinde koordinatları yazacağız. Diyeceğiz ki eksi 1'e 7. Eksi 1 şurası 7 şurası. Yani şurada bir yerde A noktası var. Şöyle nokta nokta aldım 7. Nokta nokta aldım. Aşağıya doğru eksi 1. Sonra B noktası eksi 5'e 0. Şurada bir yerde B noktası olacak. Değil mi? Onu üste yazalım. Şurada B noktası olsun. Burası da eksi 5 olsun. Peki 3'e 4. 3'ü buraya aldım. 4'ü de şurada alıyorum. Şurada bir yerde de C nokta var. 3, 4. Şimdi ABC'yi birleştirsek. A, B, C şeklinde şöyle birleştirdim. Ve bu üçgenin alanı sorulmuş ya. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Şekli tamamlıyorduk. Yani şunu doğrusal uzattın. Şunu doğrusal uzattın. Amacın tamamen burada bir dikdörtgenin alanından şu içerideki alanı bulmak için kırmızı olmayan alanları çıkartacağız. Hemen yapalım. Şurada C noktasının y'si 4. Değil mi? Peki C noktasının üst tarafa 7'ye doğru gitmesi için ne lazım? 3 lazım. Peki yukarıda bir 3 lazım. Yukarıda bir 1 lazım. Aşağıdan bakarak çekiyorum. Bak şurada 3 birim var. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bir birim var. Bir birim var. Peki 5 olması için burada 4 lazım. 4'ü de şuraya yazdım. Değil mi? Sonra yüksekliğimiz de 7'ydi zaten. Tamam. Şimdi alana geçiş yapıyorum. Baktığında kısa kenar ve uzun kenara baktığımda bir kenarda 8'in var. Bir kenarda 7 var. 7 çarpı 8. Eksi. Parantez açtım. Şimdi neleri çıkartacağız biliyor musun? Senin için hatta güzel bir renkle boyayayım bak. Sarı rengi çıkartıyorum. Sarı rengi çıkartıyorum. Sarı rengi çıkartıyorum. Şimdi bunların alanını çıkarmam gerekiyor. Çıkartalım. 7 çarpı 4 bölü 2 soldaki. Artı 4 çarpı 3 bölü 2 sağdakinin üstteki. Artı 4 çarpı şurada da ne var? 8 var. 4 çarpı 8 bölü 2. Yani bak şurası bir dik üçgen. Şurada 8 var. 5'ten 3'e kadar. Yüksekliği 4. Dik kenarların çarpımının yarısı 4 çarpı 8 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2. Bunu da yazdım. 4 çarpı 7 bölü 2. Bunu da yazdım. Şimdi düzenleyelim. 56 buradan geldi. Eksi. 28'i 2'ye böldün 14. Artı. 12'yi 2'ye böldün 6. 32'yi 2'ye böldün 16. Peki 14 ile 16'yı zaten toplayınca 30 yapıyor ya. 36 geldi. 56 eksi 36 ne yapacak? 20 birim kare yapacak. Ve aradığımız cevap da tabii ki e seçeneği olacak. Birinci soru da bu şekilde ne oldu? Tamamlanmış oldu. Geldim ikinci soruya. Dik koordinat sisteminde O, A, B, C paralel kenar. 3 tane DC, DC'ye K yazdım. BD'ye 3K ye yazıyorum. Sonra karşıya 4K yazdım. Paralel kenar çünkü bu. Hatta burada bir kum saatin var. Önce koordinatlarımızı yazalım. 11'e 0. Sonra ne koordinatımız var? 4'e 7. Bak şurası da 4'e 7 olacak. Tamam. Başka ne yazacağım? E noktasının koordinatları. Ki zaten bak şu boyadığım yere dikkat edersen bu bir kelebek değil mi? Benzerlikte hatırlarsan kum saati kelebek demiştik değil mi? Sonuçta ben şöyle bir şey yapsam bak. 3K 4K olduğu için şuraya 3A buraya da 4A yazsam. Sonuçta sadece bak sadece şu kırmızı ile çizdiğim uzunluğa baksan. E noktası sanki A ve D'nin ortada bir bölüneni değil mi? Yani bir ortada bölen bir noktam var. E artış ve azalış miktarına göre çözebilirsin. Yani 4'ten 11'e kaç artar? 7. Bak bakalım kaç A var burada? 7A. 7A'da 7 artış varsa A'da da 1 artış gösterecek. 3A'da 3 artış gösterecek. E noktasının koordinatı 4'e 3 ekledin 7 oldu. Yani x koordinatı 7. Y'sine geçiyorum. 7'den 0'a 7 azalmış. Peki 7 azalan bir sistemin var 7A'da. Bak gösteriyorum. 7A'da 7 azalıyor. O zaman A'da 1 azalacak. 3A'da 3 azalacak. O zaman 7 eksi 3 de ikincisini verecek. Burada 7 getirecek. Burada 4 getirecek. E noktasının koordinatı 7'ye 4 olduğu için yani D seçeneği cevaptır diyeceğiz. Ve bir sonraki soruya geçiş yapacağız. Analitik düzlemde B ve C olmak üzere verilen ABC üçgenin alanı 24 birim kare. Bir dakika. Burada bir koordinat sistemi lazım. Bu koordinat sisteminde B noktası 1'e 3 ise şurada bir yerde B noktası. C de 7'ye 3 ise şurada bir yerde de yatayda Y'ler aynı olduğu için şöyle bak şunu aşağıya indirdim 7. Şunu aşağıya indirdim 1. Şimdi B ve C burası ama bu alan e, alanı 24 birim kare olarak vermiş ya aşağıda da olabilir yukarıda da olabilir. Fakat B ile C arasındaki mesafe 6 değil mi? Yani 6 çarpı 4 bölü 2 ne yaptı? 24 bölü 2'den 12 geldi. O zaman 6 çarpı 8 bölü 2 yapacağım bak alan 24 olduğu için sen şu an diğer dik kenar arasındaki yüksekliği hesaplamaya çalışıyorsun. O zaman 8 olabilmesi için bak B'nin Y'si 3'tü ya. Şimdi 3'e ne eklersen 8 olur. Tabii ki 5. Aşağıya gittiğinde eksi 5'e gitmen lazım. Yani C buradaki siyah siyah yapmayalım. Buradaki pembe noktanın üzerinde herhangi bir yerde olabilir bak. Eksi 5'in üzerinde pembe noktanın üzerinde her yerde olabilir. Bir de bunun yukarısında olabilir. Yani ben sonuçta şuradan da çekersen 8 yapmaya çalışıyorum ya. Sonuçta bak 3 burada var. 3 de 5 de yukarıya gelecek. Bu sefer burası 8 olacak bak. Demek ki sadece ve eksi 5'i alabiliyor. Değil mi? Yani y'sini aldığımızda bak. A köşesinin ordinatının alabileceği değerler toplamı dendiğinde. Bir 8 alabilir bir de eksi 5 alabilir. Topladığımızda ne oluyor değerleri? 3 gelmiş oluyor. Bak çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü sen mesela c noktasını şurada bir yerde aldın bak. A, B, C'yi birleştirdin ya pardon A noktasını ben C noktası demişim ama 3. nokta demeye çalışıyorum. A noktasını burada aldın diyelim. Sonuçta mavi üçgenin alanına bakarsan 5 birim burada 3 birim burada 8. 6 kere 8 48 2'ye böldün 24. Bu C burada da olabilir. Zaten taban değişmediğinde alan taşıma yapıyorduk hatırlarsan. Bu da olabilir. Şurada bir yerde de alabilirsin. Sana kalmış. Yani bizim buradaki amacımız yükseklik çarpı taban bölü 2'yi sağlayabilmek. Hatta yukarıdan aldığında düşün. Bak 8 ile 3 arasında baktığında ne oluyor? Ba bir dakika dur hata yaptık 8 olmayacak ee, Yükseklik 8 olacağı için 8'e 3 eklediğinde şurası 11 olacak Aa bak iyi, iyi ki fark ettik 11 olacak Aynen 11 ile 3 arasında şu an 8 birim var Sonuçta şöyle bir üçgen olmuş olsaydı 6 kere 8 48 2'ye böldün 24 gelecekti Yani 8 eksi 5 değil 11 eksi 5 bak iyi ki yakaladık 11 eksi 5 ne yapacak 6 yapacak aradığımız cevap da o zaman nedir E seçeneğidir Olayı anladın değil mi Tamam. Süper. Geçtik o zaman dördüncü soruya. İlk ilk yakaladık. Hatamızı erkenden keşfettik. Dördüncü soru bize diyor ki ABC'de ve OEF'de bir eş dikdörtgen demiş. Yani X'i 5, Y'si 3. Şuraya 3 yazdım. Şuraya 3 yazdım. Buraya 5 yazdım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Başlangıç noktamız da 90 derece olduğu için 3, 4, 5 üçgeninden OA'ya 4 yazdım. D köşesinin ordinatı. Hemen D'den dikindirdim alfa beta 90 alfa beta bunları niye yazdım? Çünkü burada bir benzerlik yapmak için. Şimdi sadece şunu sormak istiyorum sana. D küsünün ordinatını isteniyorsa ordinatına mesela B harfi desem. Çünkü yerden yükseklik ordinattır. E sonuçta alfa'nın karşısında B var. Alfa'nın karşısında 4 var. eşittir. 90'ın karşısında 3 var. 90'ın karşısında 5 var. Ne yaptım şu an ben? Taralı üçgenle taralı üçgen arasında benzerlik yaptım. Çünkü açılar aynı kenarları da vermiş bir şey. Karşılarındaki kenarları aynı olan açıların karşısındaki kenarları oranladım. Ve buradan 5 tane B'nin 12 eşit olduğu geldi. B de buradan nedir? 12 bölü 5. Bize de zaten bunu sorduğu için cevap A seçeneğidir. Bu kadar pratik bir şekilde ne yaptık? Çözdük. Tamam mıdır? Tamamdır. Geçtim 5. soruma. Şekildeki dik koordinat sistemine yerleştirilmiş olan tahtirevalinin destek noktası y ekseni üzerindedir. 0,6 noktasıymış. AC eşittir. AC uzunluğu CB uzunluğuna eşit. A noktası eksi 9'a 8. Şurası eksi 9'a 8. Tamam. Ee, Tahtarvalinin B küsü 2 birim yukarı kaldırılırsa. Tamam. Önce bir B noktasını bulalım. Orta noktadan yapabiliyoruz bak. Eksi 9 şuraya ben mesela A ve B harfi diyeyim. Eksi 9 A'nın toplamının yarısı 0 olacak. Değil mi? E, A 9'muş demek ki. A eşittir 9. Bir de 8 ile B'nin toplamının yarısı 6 yapacak. 6 kere 2 12. B de buradan ne nedir? Ne geliyor? 4 geliyor. Şimdi B'ye 4 yazdım. A'ya da 9 yazdım. Şimdi tamam. Peki bunlar burada dursun. B köşesi 2 birim yukarı kaldırılırsa A köşesinin apsisi ne olur diyor. Bir dakika şimdi. 2 birim yukarı kaldırılırsa ben zaten bak fark ettiysen B noktasının Y'si şöyle dik attığında şurası 4 olacak değil mi? 2 birim yukarı kaldırılması demek tamamen hatta farklı bir renkle yapalım tamamen C'ye paralel mi olacak? C noktasından geçecek. X ekseninde paralel olacak. Yalnız burada da yapılan hatalardan bir tanesi. Şu uzunluğun aynısı burada olacak ama tam altında olmayacak. Biraz daha uzatacağız bunu. Bak biraz daha şöyle uzattım. Bunu da biraz daha uzattım. Amacım tamamen şöyle bir eğrisel B noktasını ve A noktasını hareket ettirmek. Peki biz bunu bulabiliriz aslında o eğriyi. Şöyle düşün. Şurada iki birim var değil mi? Peki B'den şöyle bir dik atsam. X'i 9 değil miydi zaten? Aynen. 2 de burada var. 9'un karesi 81. 2'nin karesi 4. Burası kök 85 yapmayacak mı? Tamam. Bak şimdi. Hatta şu cetvelle söyleyeyim. Şöyle bir cetvelin var. Tamam mı? Şurada bir orta noktam var. Bu tarafı kök 85. Şöyle yapayım. Bak kök 85 şurası. Sonuçta sen bunu şöyle durduğunda bunu eğdiğinde de yatay eksende kök 85 uzunluğunda olmayacak mı? Evet çünkü uzunluk değişmiyor bak. Sonuçta bak şöyle düşün. Şurada kök 85'in var. Tamam mı? Ama şöyle duruyor. Tamam mı? Bu kök 85'i şöyle kaldırdığında da bura değişmediği için yine kök 85 olacak. Fakat şimdi şunu bir bırakayım. Bu kök 85'i verdi ama A köşesinin absini sordu ya. Yani burası kök 85 ise burası da kök 85. Bunu aşağı indirdiğinde yani aslında benim amacım burada A, C, B çubuğu şöyle bir şey olacak bak. A, C, B çubuğu. Bu B'yi biraz geçecek. A'yı da biraz geçecek. Peki kök 85 eksi x ekseninde eksi kök 85 olmaz mı? Olur. İşte cevabımızda ne olmuş olacak? Şurası a üstü noktası. Eksi kök 85'e y'si de 6 olduğu için 6 noktası. a küsünün absisini istediği için cevabımız nedir? Eksi kök 85'tir. Sistemi anladın. Eşit uzunlukta olduğu için bir tarafta çözüm yaptın. Diğer tarafa götürmüş oldun. İstersen öbür tarafta da yapabilirdin. Beşinci soruda tamam. Geldim altıncı soruya. ABC dik üçgen. 1'e 2 noktası verilmiş. Eksi 1'e 0 noktası şurası. Tamam mı? Sonra DB'ye K harfi yazsam. CD ne olacak? 5K olacak. Peki gel şurada C noktasından şöyle dik atalım. Burada bir kelebek yakaladım bak. Şu kelebeğe bakar mısın? Bu kelebekte şurada bir birim var. A'da 5K varsa sonuçta 1'de de 5 olmak zorunda. Yani şurası 5 geldi. Bitmedi. Ben şimdi şu C noktasını şöyle doğrusal uzatıyorum. A noktasına kadar getiriyorum. Etrafına bir dikdörtgen çizmeye çalışıyorum. Çünkü alan sorulmuş. Aslında dik kenarları bulsak daha hızlı çözeriz. Bakalım bulabilecek miyiz? Köşeler 90 derece. Şimdi burada bir birim var. Yalnız. Şimdi A noktası da 1'e 2 verilmiş ya. Şunu aşağı indirdim. X'i 1, Y'si 2. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sadece şuraya bakar mısın? Sadece. Mavi kenar 2, mavi kenar 2. E ne bu? İkiz kenar dik üçgen. O zaman hepimize hayırlı olsun. 2 2 2 kök 2 ortaya çıkacak değil mi? Yani şu kenar kırmızı ile çizdiğim kenar 2 kök 2 midir? Aynen öyle. Peki sonra 45 dereceyi buraya yazdık ama 45'i yazmaya devam ediyoruz. 90 45 45 olacak. Ters açıdan buradan da 45. Aslında burası da 45. Süper. Yani ben aslında kenarları şöyle yazabilirim. 2 2 2 kök 2 değil mi? Sonra bura 5 ise 1 burada var. 2 burada var 3. Bak şurası 3 ise 5 olması için aşağıdan çağırıyorum. Burada ne olacak? Pardon. 3 değil 2 olacak. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Şurası 3. 2 yazarsam 5 oluyor. Yani 2 burası. 2 burası. 2 kök 2 gelmiş oluyor. Yine 45-45 90 üçgenden. Soru bitti aslında bak. Bu dik üçgeni temiz bir şekilde çiziyorum. 2 kök 2 burada var. 4 kök 2 burada var. Dik kenarların çarpımının yarısı alanı vermiyor mu? Veriyor. 2 kök 2 çarpı. 4 kök 2 bölü 2 yaparsam. Kök 2'ler 2 iki yaptı. 2'ler gitti. 4 kere 2 8'dir. Cevabımız C seçeneğidir. 6 da tamam. Geldim 7. soruya. Şimdi noktalar yazıyor. 1'e 2 özelliği varsa buraya K yazsam. K yazsam karşısı 2K olacak. Peki kelebeğe göre buraya mesela N harfi desem burası 2N harfi olacak. Sen şimdi diyeceksin ki hocam kelebek nerede? Hemen senin için çiziyorum. Bak şunun içine dikkat et. Şu boyadığım yer bak. Şu boyadığım üçgenle alttaki boyadığım üçgen arasında kelebek benzerliği yapıyoruz. Paralelliği kullanarak ve oranı kullan kullanarak. Sonuçta bak 2K'ye K var. 2'ye 1. 2'ye 1 oranı var. Peki E noktasını bulabilir misin? Bak E noktasına mesela küçük A küçük B desem. Eksi 1'den 1'e ne olmuş? Eksi 1'den 1'e aslında artma gösteriyor. Eksi 1'den 0'a gitti 1 azaldı. 0'dan 1'e 1 arttı pardon azal diyorum arttı 2 artmış oldu tamam mı yani eksi 1'den 1'e 2 artıyorsa 2 n olayında 2 artış var n'de 1 artar E, n var zaten 1'e 1 bir eklediğinde a noktası ne oldu 2 geldi 1'e 1 bir eklediğim için y'sine bakıyorum 4'ten 0'a 4 azalmış bak 2 n'de 4 azalıyorsa tekrar yazıyorum bak 2 n'de 4 azalma var n'de de 2 azalacak 2 e, n burada vardı zaten aşağıda da n var 2 azalacaksa b noktası da eksi 2 gelir mi Gelir. A'yı B'yi buldun. Aslında E noktasını bulduysak bak E noktasını bulduysak B köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki biz aslında şunu yapabiliriz bak. Aynı mantıkla bak F noktasını biliyoruz ya. F noktasını bildiğimiz için A noktasını da bulabiliriz. A noktasını ortaya çıkartınca paralel kenardan B noktası da ortaya çıkar. Yani istersek oradan da başlayabilirdik. Fark etmiyor. Ben farklı bir çözüm olarak göstermiş oldum. Mesela A noktasını bulmaya çalışalım. Şurası 2M Burası M. Tamam mı? Şimdi 5'ten 1'e 4 azalmış. Hızlı yazıyorum bak. 5'ten 1'e 4 azalmış. 2M'de 4 azalıyorsa M'de 2 azalacak. E M var. 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Devam ediyorum. 2'den 0'a 2 azalıyor. 2M'de 2 azalıyorsa M'de 1 azalıyor. Bak M var. 0 eksi 1'den eksi 1 geliyor. Eksi 1'e eksi 1 noktası A noktası. Şimdi B noktasının koordinatlarını istersek Paralel kenardan yaparız. İstersek şuradaki orta nokta yardımıyla yaparız. Sama ve sana kalmış. Ne yapıyorduk orta nokta ya yardımıyla? X'ler toplamı, karşılıklı X'lerin toplamı birbirine eşitti paralel kenarda. O zaman eksi 1 ile bak şuraya P ve K harfi desek. Gerçi K'yi kullandık. Ee, kullanmadığımız harfi ne olsun? B noktası mesela T ve P yazalım. Bak şu şekilde. Eksi 1 ile t'yi topladım. Karşılıklı x'lerin toplamı eksi 1 artı 5. Eksi 1'ler birbirine götürdü. T buradan ne geldi? 5 geldi. Sonra devam ediyorum. 4 y'si, p y'si, 2 ile eksi 1 de y'si. Buradan 4'ü karşıya negatif olarak yolladığında 2 eksi 5 yapıyor. P de buradan ne gelecek? Eksi 3 gelecek. T ve P ortaya çıktığına göre B noktasının koordinatı nedir? 5'e eksi 3'tür. Şıklara baktığımızda cevap E seçeneğidir. 7. soruda tamam. Geldim 8. soruma. Aykut Bey'in eşkenar dörtgen biçimindeki tarlası dik koordinat düzleminde taşındığında tarlanın iki köşesinin koordinatları 5'e 1 ve 1'e 5 oluyormuş. Yani o zaman bu bir eşkenar dörtgense bütün kenarlar birbirine eşittir. Önce bunu bir yazalım. A ve C köşelerinin birbirine uzaklığı 200 metre. Bir dakika bir dakika. Önce bir A ile C arasındaki mesafeyi bir bulalım bence. A, C arası uzaklık eşittir. Y'ler farkı karesi artı X'ler farkının karesi. 5 eksi 1 4. 4'ün karesi 16. E, 1 eksi 5 yine eksi 4. Eksi 4'ün karesi yine 16. Kare kök içerisine aldığımda kök 32 4 kök 2 değil mi? Bir dakika. 4 kök 2 neye eşit geldi? 200 metreye eşit geldi. Bu burada dursun. Peki biz aslında o noktasının sıfıra sıfır olduğunu biliyoruz ya. Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenar değil midir? Evet. B noktasında küçük a'ya küçük b desek. Karşılıklı x'lerin toplamı. Bak a ile sıfırı topladım. 1 ile de 5'i topladım. A buradan ne geldi? 6 geldi. Aynı mantıkla B ile 0'ı topladım. Karşılıklı Y'lerin toplamı birbirine eşit olacak. 5 ile 1'i topladım. E buradan da 6 geldi. O zaman demek ki B noktası 6'ya 6'ymış. Peki köşegen bu sayede orijine olan uzaklığı hani köşegenler dik kesiyordu, birbirini ortalıyordu. Biliyorsun değil mi bunları? Hatırla, hatırlatmak istiyorum ama unuttuysan mutlaka kendi köşeye yaz. Eşkenar dörtgende. Hatta gel şöyle bir eşkenar dörtgen çizelim ya. Senden değerli mi ya? Bak şöyle bir eşkenar dörtgeni ya bu nasıl eşkenar dörtgen ya? Ah uygulama ah. Bak şöyle bir eşkenar dörtgen çizmeye çalışıyorum. Yine olmadı. Elips çizdik. Hadi bu sefer olacak. Tamam oldu. Şu kenarı da doğrusal bir şekilde çizelim. Eşkenar dörtgen bütün kenarlar birbirine eşitti. Eğer köşegen çizersen, diğer köşegeni de çizersen, köşegenler birbirine dik ortalıyordu. Şöyle yap yaptığımda veya şöyle yaptığımda. Açı ortaya oluşturacak. Karşılıklı açılar birbirine eşit açı ortaya oluşturacak. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Tamam mı? Bu bir eşkenar dörtgenin özelliği bak. Bunu sakın unutma. Devam ettiğimde 6 6 e, diğer köşegenimiz 6 kök 2 gelmeyecek mi? Peki 6 kök 2'deki metremizi hesaplamak istesek 4 kök 2'de 2 de 200 ise 2'ye böldün. 2 2 kök 2 de 100. 3'le çarparsam demek ki 6 kök 2'de ne olacak? 300 metre olacak. Peki baktığımızda 300 metre bir köşegen, 200 metre diğer köşegen, dikdörtgen şey dikdörtgen diyorum. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiştiği için köşegenler çarpımının yarısı alanı verecekti. Peki buradan sadeleştirdiğimde şöyle bir şey geliyor değil mi? Pardon fazla yaptım. 2 0 2 0, 4, 0 olacak değil mi? Peki ben burada şunları sadeleştirdiğimde 202'ye böldüm 100 2 buradan 2 buradan 4 0 olacak. 4 0. Heh. Peki neyi sormuş bize? Aykut Bey'in tarlasının alanı kaç dönümdür diyor. Bir dönüm ne oluyordu? 1000 metrekare oluyordu. Peki 30 bin metrekare varsa demek ki 30 dönüm varmış. Allah bereket versin Aykut Bey. 8. sorumuzda o zaman C seçeneğe geldi. Geldik son sorumuza. T testindeki, testindeki son sorumuz. Diyor ki bize. O ABC bir kare. CD eşittir 3DB. DB'ye şöyle K yazsam. CD ne olacak? 3K olacak. Bu arada bak bu bir kare ise etrafına hemen ne yapıyorum? Etrafına zaman kaybetmeden bir kare daha çiziyorum. Alfa beta mantığıyla gideceğiz. Şu şekilde. Orayı fazla çizdik. Dur. Şuradan devam ettirelim. Şuradan birleştirelim. 90 derece. 90 derece. 90 derece. 90 derece. 90 derece. Peki. Şöyle. Peki burada bir şey yapacağız. Bak oran sormuş. Yani alfa mantığı var. Gel bir yerden başlayalım. Mesela K 3K olduğu için K'nin karşısına A yazayım. 3K'nin karşısı 3A olsun. Peki nokta, çizgi, nokta, çizgi, nokta, çizgi, nokta, çizgi. Peki demek ki noktanın karşısında fark ettiysen bak noktanın karşısında 4A var. Gel bir noktaların karşısında 4A yazalım. 4A. Ee, şurada 4A var. Şurada 4A var. Tamam mı? Peki fark ettiysen sadece yeşille boyadığım yere bakmanı istiyorum bak. Şu yeşil kenar dikdörtgende karşılıklı kenarlar olarak birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Bak şekle yaklaştım. O zaman buraya 3A gelmeli. 4A 4A'dan dolayı. 3A 4A 5A. Hayırlı, hayırlı olsun. 3 4 5 üçgenini bulduk. 5A burada olacak. İster alfayı taşı bak. Çizgide alfan var ya alfayı buraya da taşıyabilirsin. Neyi sormuş sana? Kosinüs alfayı sormuş. Bak. Kos alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Komşuda 4A var. Hipotenüste 5A var. A'lar sadeleşiyor. 4 bölü 5 aradığımız cevap oluyor. Şıklara baktığımızda cevap C seçeneğidir. T testinde iki tanesini bitirdik. Şimdi sırada merkez testi var. Geldik merkez testimizde. Şöyle birinci soruyla başlayalım. Bak çok güzel bir soru var burada. Diyor ki bize düzlem aynaya gelen. Bak olay anlatıyor. Düzlem aynaya gelen ışının aynayla yaptığı açı ile yansıyan ışının aynayla yaptığı açı eşittir diyor. Gelen açı yansıyan açı eşit olacak. Yani ben şurada bir gelen açım var. Şurada bir yansıyan açım var. Bunları birbirine eşitleyeceğim. Sonra C noktası 6'ya K verilmiş. Gel C noktasının Y eksenine doğru dikini atalım. Ve X'inin 6 olduğunu biliyoruz. Y'sinin K olduğunu biliyoruz. Ama aşağıda 8 olduğu için K 8'i ben üst tarafa yazarım. Sonra e burada da 12 var. Burada 90 derece. 90 çizgi tek çizgi. 90 Nokta tek çizgi. 90 nokta tek çizgi. E, dik üçgenler ortaya çıktı. Sorumuzu okumaya devam edelim. Dik koordinat düzleminde yerleştirilen uzunluğu 8 birim ve bir köşesi orijinde olan düzlem ayna y ekseni üzerindedir diyor. A noktasındaki noktasal ışık kaynağından çıkan ışın düzlem aynanın b noktasından yansıyıp c noktasına ulaşıyor. K nedir diyor. Ya burada ne yapacağız? Benzerlik yapacağız. E, yapalım o zaman. Bak burada noktanın karşısında 6 noktanın karşısında 12. 1 bölü 2 benzerlik oranının var. Peki çizginin karşısında k-8. Çizginin karşısında 8 var. Buradan zaten 1 bölü 2 geldiği için... Hatta 8 ile de 2'yi sadeleştirirsem 4 geldiği için... K-8 4'e eşitse... K buradan ne gelir? 12 gelir. Şıklara baktığımızda cevap D seçeneğidir. Birinci soruyu çözdük. Geçiyorum 2'ye. İkinci soru alan sorusu. Şekil verilmiş. Noktaların koordinatları da var. Hemen ne yapıyorum? Ben bu şekli tamamlıyorum arkadaş. Tamamlamamın sebebi tüm alandan... Bu boyalı olmayan bölgelerin alanlarını çıkaracağım. Bu arada... A noktasının Y'sine ile B noktasının Y'sine bakmak istiyorum. Tamam. Doğrusalmış orası. O zaman doğrusal bir şekilde devam ettirdim. Eksi 4, eksi 4 verildiğinden dolayı. A'yı doğrusal devam ettirdim. D'den de şöyle güzelinden bir dik attım. Tamam. Şimdi sayılarımızı yazalım. A eksi 4, 0 eksi 4. A noktası 0 eksi 4 ise 4 birim burası. Uzunluk olarak yazacağım bak. 4 burası. Karşı da 4. Şurası da 4. B noktası 6 eksi 4. Yani şurada 6 birimin var. Aşağıya doğru indirdiğinde bak şurası 6 olacağı için hepsini yazmıyorum. Sadece uzunluğu yazmış oluyorum. Hatta şöyle göstereyim. B noktası 6'ya 4. Tamam mı? Tabii ki eksi 4 olduğu için eksi y ekseninde. Tamam. Sonra ne yapıyorum? Bu 6'yı yazdık. 8'e 4 c'ye gidiyorum. 8'e 4 demek şu parçanın 4 olduğunu. Yatayda 8 olacaksa 6'ya ne eklersen 8 olur? 2'yi. Çünkü bak c'yi aşağı indirdin. Şu mesafe aşağıya eşit olduğu için normalde ben buna 8 yazacağım. 6'sı burada. İkisi de burada olsun ki toplam 8 olsun. Peki bu da tamam. Hatta yukarıya 6 artı 2'den 8 yazarız. D noktası da eksi 4'e 6. Yani yüksekliği 6, yatayda 4 olacağı için 4 burası, 4 burası. Her yeri bulduk. Peki zaten bir kenarı 10 geldi. Diğer kenarı da 12 geldi. Dikdörtgenin alanından bak 10 çarpı 12. Eksi. Parantez açıyorum. Boyalı bölgeleri çıkaracağım bak. Şu yeşil bölgeyi çıkartalım. Bak şu yeşil bölge. Şu yeşil bölge. Ve şu yeşil bölgenin alanını çıkarttıktan sonra bizden mutlusu olmaz. Hemen yapalım. Peki 10 çarpı 4 bölü 2. Bak 10 çarpı 4 bölü 2. Artı on, göstereceğim ben bunu bu arada. 6 varsa 6 olması için 2 yazdım. Köşede 90 derecem var. 12 çarpı 2 bölü 2 artı 8 çarpı 2 bölü 2. Bak tek tek göstereceğim şimdi. Şu yeşille boyadığım yer bir dik üçgense 12 dik kenar 2 dik kenar. 12 ile 2'nin çarpının yarısı aha burada. 10 dik kenar 4 dik kenar 10 çarpı 4 bölü 2 aha burada 8 var 2 var 8 çarpı 2 bölü 2 de burada peki sadeleştirme işlemimize baktığımızda 2'ler gidiyor şurada 42'ye böldün 20 buradan 12 buradan 8 de buradan peki 120'den neyi çıkartacağız 12 ile 8'i toplasam 20 yaptı bir 20 daha var 40 120 eksi 40 ne yaptı? 80 birim kare yaptı. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Şimdi ikinci soruda tamam. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda bu sefer tek bir nokta vermiş. 8'e 6 noktası. Sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilen bir kare ve 3 tane dikdörtgen Dikdik kenarları düzlemine iki farklı biçimde yerleştirilmiş. Dikdörtgenlerin kısa kenarları birbirine eşittir diyor. O zaman ben Demek ki sadece kısa kenarlarını eşitleyeceğim. Şekil 1'de A noktası var. KL'yi uzunluğunu istiyor. Önce şekil 1'e yaklaşalım. Bak sen, ben ve şekil 1. Üçüncü sorudayız. Kısa kenarlar eşitse A yazsam. A yazsam. Ve dikdörtgenlerin hepsinin kısa kenarı A olduğu için burası da A gelecek. Hadi dikdörtgeni yazdık. Bir de karenin bir kenarına B yazalım. Şurası B olacak. B var. A var. A var. Peki şura komple 8 değil mi? Evet. Yani 2A ile B'nin toplamı 8 ise bu burada dursun. Bir de yüksekliğimiz var bizim bak. A artı B de şuraya B yazınca 6 verilmiş. A artı B de 6 verildi. Peki ben bunu taraf tarafa bak yok ederek yapsam. Mesela aşağı eksiyle çarpsam. Eksi A, eksi B, eksi 6 olacak. Topladığında 2 A ile eksi A'yı topladın. Ne yaptı? A yaptı. Eksi B ile artı B birbirini götürdü. Eşittir dedim. 8, 8 eksi 6'dan 2 geldi. A'yı 2 bulunca 2 ile neyi toplarsan 6 yapar? Tabii ki 4'ü. Bak çok güzel bir şekilde hem A'yı hem B'yi buldum. Sonra aşağı iniyorum. Bak. Kısa kenarımız 2 değil miydi? Evet. A 2. B neydi? Bak B'yi de 4 bulmuştuk. Şurası 4. Şurada 4 olacak. 4 olacak. 4 4 4 ve dikdörtgenin uzun kenarına dikkat et. Şurada ne var? 8. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için 8. Yani şunun tamamı 8 olması için aşağıda 4 varsa üst tarafta 4 olacak. Köşe 90 derece. Şimdi sadece mavi ile taradığım dik üçgene bakar mısın? Buradan KL uzunluğu zaten ortaya çıkıyor bak. Dik kenarlara baktığımızda dik kenarlar birbirlerinin iki katı olunca bak 4 burada var. 2 2 4. Bir de burada 4 var. Bu da 8. 4 8 4 kök 5 özelliğinden cevabımız ne geldi? K ile L arası 4 kök 5 geldi. Şıklara baktığımızda cevap D seçeneğidir. E, üçüncü soruyu da çözdük. Devam edelim hadi dördüncü sorumuza. Dik koordinat düzleminde köşeleri eksenler üzerinde olan ABCD deltoidi. Aa bak bir tane koordinat sistemi çizelim. Ve bu koordinat sisteminde köşeler deltoit deltoid olarak neymiş? Eksenler üzerinde. Ve A köşesinin diğer köşeler uzaklığı 10, 10, 21 diyor. Yani aslında şöyle yapabilirim bak. Eksenler üzerinde ben bir tane deltoid çiziyorum. Deltoid neydi? İki tane ikizkenar üçgenin ortak tabanda birleşmesiydi değil mi? Bak şu şekilde. Ben köşegenlerin dik kesiştiğini ve deltoid olduğu için ikiz kenarlıklara gösteriyorum. A, B, C, D. Şimdi A'nın A diğer köşede uzaklıkları 10-10 verilmiş. Bak 10 burası, 10 burası. Ve diğer köşeye şu siyah olan uzaklık 21 olacak. Peki bu 21 olması için dikkat et şimdi buraya. A noktasını zaten eksi 6 verdiyse 6 birim burada olacak. 6-8-10 üzeri üçgeninden 8'i yazdın. E burada da 8 olacak. Hatta açıortay ve diklik ikiz kenarlığı sağlıyor. Ve... Ben buradan sonuçta ikiz kenar ve dikliği gördüğüm için Daki'den dolayı diğer ikisini yazabilirim. Peki burada 21 olması için buraya ne yazarsın? 15 yazarsın bak A'dan 10'a gitti. 10'a gitti diğer köşe ne, yani diğer eksene olan uzaklık 21 olacak. 6'sı buradaysa 21'i de buraya yazarsın. Peki 8-15 ne yedi? Tabii ki 17. Peki ben burada aman aman tam tam kirpiğim düşmüş bak. Tam tabletin üstüne kirpiğim düştü. Hadi bir dilek tutalım. Dur. Ee, dilek tuttum. Oha. Kaybettim. Neyse. Şansımız yokmuş görüyor musun? Neyse bak. Üzüldüm şu an neyse. Sağlık olsun neyse. Şimdi 8-15-17. Ben burada da bir 17'yi yazdım. Çünkü aşağıda da 8-15-17 var. Çevresi sorulmuş. 17'den 2 tane var. 10'dan da 2 tane var. Aslında 34 ile 20'yi toplasan ne yaptı? 54 yaptı çevremiz. Şıklara baktığımızda cevap. E seçeneğidir. Bu kadar basit bak. 4'ü de çözdük. Geçiyoruz 5. sorumuza. Şekildeki dik koordinat düzleminde bir düzgün altıgen verilmiş. Düzgün altıgenin ikinci bölgede kalan kısmı kesilip OD kenarı CB kenarı ile çakışacak şekilde bak OD kenarı CB kenarı ile çakışacak şekilde yerleştiriliyor. D ve E köşeleri D üstü E üstü noktalarına geliyor. D noktasının ordinatı 6. Yani şurada 6 var. Ve başka bir bilgi var mı? Yok. Tamam. Gel. Bak. Sadece şekle yaklaş. Şekil. Sen ve be, ben varız yine. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120 dereceydi. 366'ya bölüyordum. Bir dış açı 60. 180 60'tan 120. Peki bu 120-30-30 üçgeninden 6'yı köküçe bölsen 2 köküçü burada olacak. 2 köküçü burada olacak. Artık hatırlıyorsun değil mi? 120-30- 30 üçgeni. Hatta bak biz bunu ne yapalım biliyor musun? Taşıdık ya 30 derece burada. 120 derece burada. 30 derece burada. 120 derece burada. Ve C'yi doğrusal devam ettirsem, E'yi doğrusal devam ettirsem. Bilmiyorum bak nasıl kesiştiğini bilmiyorum. 30 ve 120, 150 yaptı. 180'e tamamladım 30. Peki 120'yi 180'e tamamladım 60. Bir dakika, bir dakika 60 ve 30 var. O zaman tam 90 dereceyle kesişiyormuş. Bu iyi haber. Çünkü doğrusal bir şekilde aşağı doğru devam ettirsen bu da 90 derece kesişecek. Hatta şurada 60 derecem var. Şurada da 60 derecem var. Eşkenar üçgen ortaya çıktı hatta. Ama bizden ne istiyor bu arada? Soruya bakalım. D üstü noktasının apsisini sormuş. Bak D üstü noktasının apsisi. Yani şura lazım bize. Değil mi? O zaman gel şöyle bir şey yapalım. Biz 6'yı biliyoruz ya. Bir kenar 2 kök 3. 2 kök buraya yazdım. Sonra aynı şekilde şuraya da 2 kök 3 yazdım. 90'da 2 kök 3 varsa yarısı kök 3. 60'da da kök 3 ile kök çarparsan ne oldu? 3 yaptı. Şurası ne geldi? 3 artı 2 kök 3. 2 kök burasıymış. Zaten düzgün altıgende bütün kenarlar birbirine eşit. 3 de burasıymış. D noktasının absisinde 3 artı 2 kök 3 var virgül. Y'sini de bulmak istersem şöyle dik atarak bulurum ama bizden sadece neyi istemiş? Absisini yani x'ini istediği için 3 artı 2 kök 3 Bakıyorum evet E seçeneğinde beni bekliyor. Ben de E'yi işaretliyorum. 5. soruda tamam 6. soruya geldim. Analitik düzlemde verilen bir dikdörtgenler kenarı, dikdörtgenin kenarları eksenleri paralel ve köşeleri farklı bölgelerdedir. Aa bak o zaman şöyle yapalım. Bir koordinat sistemini çizdim. Bu dikdörtgenin analitik düzlem birinci ve üçüncü bölgelerinde kalan kısımların alanları birbirine eşittir. Bak o zaman şöyle bir şey yapsak. Bir tane şöyle dikdörtgen yaptım. Her bölgede olacak şekilde. Birinci ve üçüncü bölgeleri. Tamam. Ee, eşit ve bu alanların toplamı dördüncü bölgede kalan kısmın alanına eşittir diyor. Gel o zaman harflendirme yapalım. Yani mesela bak burada noktamız vermiş ya dikdörtgenin köşelerinden birinin koordinatları eksi 2 3. Şurası eksi 2 olsun. Şurası 3 olsun. Tamam mı? Sonuçta şurada 3 olduğunu biliyorsun. Şurada 2 birim olduğunu biliyorsun. Tamam mı? Kenarları yazıyorum bak. Şurası 2. Şurası 3. Şimdi mesela şuraya A yazsam. 2A olacak ama bak orayı yazamayacağım değil mi? Gel 2 ve 3'ün katı yazalım. Yani buraya mesela 3A yazalım. 6A yapıyor değil mi? 6A olması için buraya 2A yazayım. Çünkü birinci bölge burası, ikinci bölge burası, üçüncü bölge burası, dördüncü bölge burası. Şimdi bize ne demedi? Birinci ve üçüncü bölgedeki alanlar birbirine eşit. Bak bakalım. Birinci bölgede 3 ile 2a'yı çarp 6a. Üçüncü bölgede 3a üç ile 2'yi çarp yine 6a. İşte yapmak istediğim olay bu. Sonra ne yapacağız? Bak iyi izle şimdi. Burada e, bu alanların toplamı dördüncü bölgedeki kalan kısmın alanına eşitmiş. Peki burada 6a 6a direkt 12a yapmaz mı? Yapar. Peki 2A'sı buradaysa karşıdan çağırdım. Sonuçta 12A yapmak için ne yaparsın? 3A'nın bulunduğu yere 6 yazarsın sadece. Bak gördün mü? Buraya 6 yazalım. Burası da 2A olsun. Çarpınca 12A olsun. E, karşıda 3A 6'ya eşit gelmiyor mu? Geliyor. Yani 3A eşittir 6 ise A'nın değeri 2'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Toplam alan çıkar mı bence? Çıkar. Bak. A2 ise 2 kere 2 4. Dikdörtgeni hatta temize çekiyorum şöyle. 4 ile 2'yi topladın 6 burası. 9 da burası. 9 kere 6 nedir? 54'tür. Aradığımız cevap demek ki D seçeneğiymiş. 6. soru da tamam. Geçiyorum 7. soruma. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen o A, B, C karesinin A köşesinin koordinatları 6'ya 4. Hemen etrafına bir kare çizeceğiz. Çünkü burada alfa, beta, alfa, beta deyip eş üçgenlerle kenarları yazabiliyorduk. Şimdi 90'ları önce yazdım. Şöyle bir ısınma turları yapalım bak. Alfa, beta, alfa, beta alfa beta alfa beta aralar 90 derece olduğu için açıları taşıyorduk. Peki şimdi 6'ya 4. 6 burası, 4 burası. Peki 90'ların karşıları aynı olduğu için bunlar eş üçgenlerdir. Yani ben alfa'nın karşısında burada 6 görüyorsam alfa'nın karşısı 6 4. Aynı şekilde şurası 4, şurası 6, burası 4. Bak fark ettiysen karşılıklı kenarlar birbirine eşit geldi. Yani şuradaki 4 buraya geldi ama buranın 6 olması gerekiyor. O zaman şurası ne olur? 2 gelir. Her yeri bulduk. B köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? B'yi aşağı indirdim. X'inde 2 var. Y'sinde de yerden yükseklik 10 var. B noktası X'i 2, Y'si 10. Birinci bölgede gönül rahatlığıyla artı artı yazdım. Şıklara baktığımda cevap da E seçeneğidir. Gördün değil mi sen bak? Şurada 2 var. Aşağı indirdin. 2 burası. Y'sinde 10 var. Yukarı şu 10 çıkarttın. 2'ye 10 noktası ortaya çıktı. Gel şimdi son sorumuza bakalım. Şimdi bu soruda da 6 verilmiş. 4 birim şu kırmızıysa. 6 birim bu bir kırmızıysa. Aşağıya doğru indirdiğinde bak. X'e 6. Y'si eksi 4 ama uzunluk olarak 4. Uzunluk olarak 6. 6, 8, 10 üçgeni var aslında burada. Yani bu AB'nin tamamı 8 olacak. Yalnız. Yalnız. Ben şurada 6 görüyorum. Burada 6 görüyorum. Peki ben sana şunu göstersem. Bak yeşil. Yeşil. Bitmedi. Şurada 90 var. 90 var aynı noktadan dik atılmış, aynı noktadan dik atılmış. Ne çağrıştırıyor sana bu? Bu noktayla C'yi birleştirirsen açı ortay ortaya çıkar. Ve bu açı ortay sayesinde hatırla bir tanesinin özelliğin vardı. Bak açı ortayı çizdin. 6 var 10 var. 6'nın aşağısına 3 k 10'un aşağısına 5 k Kenarlar tabanlar orantılı değil miydi? Orantılıydı. Peki bu 8K 8'e eşitse K1 geldi. Yani 3'ü burada 5'i burada. Süper oldu. 3 kere 6 18. 2'ye böldün 9 alanına sahip burası. Peki aynı şekilde bu 3 ise burası da 3 olacak. 6 kere 3 18. 2'ye böldüm bu da 9. Bitti soru. Direkt alanı dik üçgenin alanından hesapladık. O zaman 9 artı 9'dan cevabın 18'dir. Bizden de zaten bu istenmiş. Ve soruyu da bitirdik zaten. 3, 4, 5'ten de yapabilirdik. Tüm alanın. Bak tüm alanı hesaplarsın. Şu beyaz bölgenin alanını çıkartırsın. Oradan da bulursun. Ve kamp programımıza doğru yola çıkalım. Ve noktanın analitiğinin teğet ve merkez testleri biraz uzun bir e, video oldu ama gerçekten iki tane teğet bir tane merkez testi çözdük. Çok güzel soruları bitirdiğimize göre 27. günde bitti mi? Bitti. Ve kamp programımızda 28. gün yani doğrunun analitiğine dolu yora çıkacağız ve ödevini de hemen söylüyorum sana. Bak ödevin hemen ilk sayfamıza gidiyorsun. Video ders sitemizde ne var burada? Noktan analitiğinde test 1, test 2, test 3, test 4. Bir tane mavi, iki tane yeşil, bir tane de kırmızı simülasyon testim var. Hocam diyeceksin ki o sorular nerede hocam nerede? Hemen göstereyim. Video ders sistemimizde teğet ve merkez testimiz vardı. Şöyle düz göstereyim. Soru bankamızda da ne var? Tabii ki ödev testimiz var. Soru bankasından hemen onu analitik geometri kısmına geçiyorsun. Ünite 5'e gidiyorsun. 1, 2, 3, 4'ü hemen noktan analitiğinde öğrendiğin özellikleri burada tekrar ediyorsun. Ödevinde yapıyorsun. Bu kitabı da şuraya diğer kitabın üzerine yerleştirip diyorsun ki ben artık analitik geometriyi en azından noktanın analitiğini biliyorum diyorsun. Ve çok güzel bir video oldu. Bir saattir başının etini şişiriyor olabilirim. Bir saattir başının etini yiyor olabilirim. Kafanı şişiriyor olabilirim. Ama şunu unutma bu çok değerli bir konu. O yüzden birlikte hallettik, birlikte bitirdik. Çok keyifli bir videoydu. Ben çok keyif aldım. Umarım sen de beğenmişsindir. Beğendiysen videoya beğeni bırakarak beni destekleyebilirsin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kitaplara ulaşmak için de açıklama kısmındaki linklere ulaşabilirsin. etten de BKM kitap sitesine gidip sepette ekstra %10 indirimle ne yaparsın? Bu indirim kodunu kullanırsın. Anlaştık mı? O zaman seni uğurluyorum. Bir sonraki eğim kısmında yani doğrunun analitiği kısmında görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.